Biz de Yüksek Yargının aldığı emsal niteliğindeki bir kararla devam edelim, şöyle diyelim. Acaba hangimizin başına gelmedi bir yerden bir yere uçakla gittikten sonra özellikle uluslararası seferlerde kaybolan valiz. Yargıtay aldığı kararla valizi kaybolan vatandaşa manevi tazminata hükmetti. Bu konuda bir başvuru olmuştu ve başvuruyu normal yargı sürecinden sonra yargıtaya geldiğinde yüksek mahkeme haklı buldu. Valizi kaybolan yolcu şikayet etti. Yargıtay manevi tazminat ödenmelidir dedi. Ankara'dan önce İstanbul'a, oradan da Mısır'a giden yolcunun bagajı yanlışlıkla Moskova uçağına konuldu. Havayolu şirketi yolcuya bagajının seyahate gideceği yerde kendisine ulaştırılacağını söyledi. Ancak Mısır'a giden yolcu bagajını bir türlü teslim alamadı. Seyahati bitti, Türkiye'ye döndü. Bavulu kendisine ulaştırıldığındaysa kilidi kırılmış, eşyaları da karıştırılmış haldeydi. Yargının yolunu tuttu. Maddi ve manevi tazminat davası açtı. Yolcu dava dilekçesinde seyahati boyunca sürekli kullandığı ilaçlarından mahrum kaldığını ve tatilinin stres altında moral bozukluğu içerisinde geçtiğini belirtti. Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi davacının manevi tazminat talebini kabul etti. Ancak davalı taraf buna itiraz etti. Konu Yüksek Mahkemeye taşındı. Temiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi manevi tazminata hükmeden kararı bozdu. Yerel mahkeme kararında direnince dosya son olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun gündemine geldi. Kurul yerel mahkemenin direnme kararını yerinde buldu. Havayolu şirketinin manevi tazminat ödemesine hükmetti. Kararda davacının huzur içinde tatil yapmaktan çok bagajına ulaşabilme çabasıyla ve giderek artan stres içinde seyahatini tamamladığı belirtildi. Bagajın Türkiye'ye döndükten çok sonra teslim edilmesinin ve valizin kilit sisteminin kırılarak eşyaların karıştırılmasının da davacının kişilik haklarının ihlal niteliğinde olduğu vurgulandı. Eyvah dedirten bir haber küresel petrol fiyatları soğuk duş yakında bize de yansır. Küresel petrol fiyatları yükseliyor. Bunun nedeni OPEC'in OPEC bu haftaki toplantısında üretimi günde 1 milyon varilden fazla azaltabileceğine dair işaretler vermesi. Bu bir rekor, aynı zamanda günlük e, üretim kısması rekoru. Amerika Birleşik Devletleri ham petrolü ve Brent petrol yeni haftaya %3 yükselişte başladı. Aslında şu anda verilere bakıyorum. Yükseliş %3'ün de üzerinde 4-5 puanlık yükselişler var. İlk işlemlerde Amerikan ham petrolü veya Texas petrolü 81, Brent petrolde 87 doların üzerini test etti. Ama şu anda sıcak verilere bakıyorum. Brent petrol 88-77'de Texas Amerikan petrolü de 83.07'de. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ve Rusya'nın da dahil olduğu e, ülkelerin oluşturduğu OPEC artı çarşamba günü yapacağı toplantıda petrol üretimini 1 milyon varilden daha fazla azaltmayı değerlendirecek. OPEC artı üretimde bu ölçekli bir azaltmaya gitme kararı alırsa bu karar koronavirüs salgınından bu yana petrol piyasalarındaki zayıflığa dair atılmış en büyük adım olacak. OPEC artı 2020'de salgın hastalık nedeniyle talebin zayıflamasından dolayı 10 milyon varille üretimi rekor seviyede azaltmıştı ama orada talep yoktu. Şimdi talep toparlanmış durumda. Gene indiriyorlar. Bakalım ne milyar dolarlar kazanacaklar petrol ihraç eden ülkeler.